tepkiler değişik oluyor. Kimisi söylüyor, kimisi vay sen sapıksın diyor. Tamam diyorum, konuşalım, ben sapık mıyım? Evet. Nasıl sapığım? Yani sapık dendiğinde tek başına toplumda doğrudan sapmış, eğriye sapmış şeklinde anlaşılıyor. Aslında lügat anlamı eğriden doğruya sapan, doğrudan eğriye sapan, ikisi de sapmış veya ismi fail olarak Türkçe diyelim sapık. Şimdi bakalım, eğer ben üzerinde yürünür bulduğum yoldan sapmakla sapık olarak suçlandırılıyorsam ben bunu kabul ediyorum. Bu doğru. Çünkü ben annemin babamın diniyle dinlenmedim. Yani küçükten öyle büyüdüm ama sonra kendi aklımı devreye, araştırmalarımı devreye sokunca işin rengi değişti. Ve gerçekten atalarımın üzerinde yürüdüğü söylenen, yazılan, görülen yolda değil, Kur'an'ın gönderdiği yolda yürümeye çalıştım. Ne kadar başardım tartışılır. O ayrı bir konu. Ha. Böyle olunca, yani bu asıl şey bu olunca ne oluyor? İnsanlar beni sapıklıkta, ben diyorum böyle sapıklık baş üstünde. Ben bu sapıklığı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendim. O da atalarının üzerinde yürür bulduğu yoldan sapmış, Allah'ın vahiyle kendine gösterdiği yola girmiş değil mi? Ben de onları tutmuşum. O sapıksa ben de sapığım. Böyle sapıklığı da ben başıma koyarım. Yok. Bir doğrudan eğriye sapmış, doğrudan vazgeçmiş, eğriye sapmışsam, kim bana bu konuda sapık diyorsa ispat etmek, gerekçesini göstermek zorundadır. Yani hangi doğruyu terk edip hangi eğriye sapmışım? Mümkündür ki ben farkında olmayayım. Bana bunu göstersin ki bana kendimi düzeltme imkanı versin. Bu ona farz değil mi? Bu konuda bir şey göstereme, öbür türlü alıştıklarına ters diye sapık diye bunun hesabını veremeyeceğin davranışın içine giriyorsun. Neşem gibi. Yani herkes sonunda yaptıklarından sorumlu değil.